Evet, çok istediği bir futbolcu Beşiktaş'ın Emerci. Artık bu transferde de sona yaklaştı, onu söyleyelim. Aslında Şenol Hoca'nın en acil istediği mevkilerin başında geliyor. Onu da söylememiz lazım, stoper transferi. Yusuf Kenan, seninle başlayayım. Ya Konu stoper olunca hocayı sonraya bıraktım. Nasılsa çok konuşacak. Ya ama ya. benzer şeyleri söyleyeceğimizi düşünüyorum. Bence stoperde alınacak her oyuncu Sayıs'ın durumuyla Evet. değerlendirilmeli. Sayıs'ın yanındaki stoper illaki iyi performans sergiler. Yani ortalama bir stoperi bile yukarı çekme kapasitesi var. O yüzden Romain Sayıs'ın kalması bence önemli. Ya da Romain Sayıs tarzı bir stoperin oraya gelmesi önemli. Çünkü Omar Colin'in de, işte Wellington'un zaten limitlerini az çok biliyorduk ama Omar Colin'in de, Tayyip Talhan'ın da, Amerti'nin de belirli limitleri var. Bazıları artıları var, bazı eksileri söz konusu. Amerti biraz daha hızlıdır. Mesela Tayyip Talhan belki hava topunda veya Colin hava topunda daha iyidir. Bunları hani kıyaslayabiliriz. Ancak oraya lider vasıflı, az hata yapan, oyunu iyi okuyan, stoper bölgesinde hem sertliği olan hem hava topu iyi olan bir stoper lazım. Şimdi Romain Saïss varken elinizde kaybetmemeye çalışıp Amartey olur, Colli olur, hepsi oynar. Hiç sorun değil. Romain Saïss kalmalı. Hep söylüyorum. Ondan sonra Daniel Amartey'i getirip ondan sonraki işte sol stoper tercihini de benzer profilde, yani lider olmayan tamamlayıcı bir oyuncu ile yaparsanız o zaman o tandem size ileride sıkıntı yaratır. Hocam. Evet, çok güzel. Benim söyleyeceklerimi söyledi. Bravo. Tebrik ediyorum hocam, seni. Hocam stoper konusunda eğittin bizi artık. Yok, onu daha şey ötesi mi? yok. Vallahi çok güzel. Ekleyeceğim fazla bir şey yok. Yalnız şu var. Şenol Hoca da sayısı çok met etti. Daha geçen evet, kalır. Basın toplantısında normalde hep öyle düşünülüyordu. Aslında kalmasını evet, isterim dedi. Çok negatif düşünüyordu onun hakkında. Umarım kalır. Sağ okuyla da ilgili negatif düşünüyordu. Hatta ben konuşmuştum. Ya işte antrenmanda sakat şu bu falan. Herhalde. Şimdi şöyle bir şey duydum ben. Tabii Şenol Hoca böyle bir şey konuşmaz. Zaten konuşmuyorum öyle bir şey bunda. Bir sanki iç yerde sağ bek ne o? Rozier. Rozier. Bu bir de Enkudu. Üçlü bir grup yapmışlar gibi falan. Burada imparatorluklarını ilan etmiş falan yani. De biraz öyle denir ya. Fransızca konuşuyorlar. Şimdi onu daha evvel söyledim. Sanki o öyle bir şey. Onları biraz kırdı burunlarını falan diye konuşuldu. Tamam mı? Sayısı dediğin gibi bana göre, ben diyorum ki mesela ya çok Galatasaraylar bana çok kızdı. Hocam yok, stoper yok, yok geçelim bir şey, tamam da geçelim de ya gene biraz daha çatsınlar bana, biraz yazsınlar. Dedim Nelson şeyde oynayamaz kardeşim. Bu Nelson'dan daha bir tık daha iyi dedim. Ne o? Gitsin Fas milli takımda oyna. Vay Allah'ını satayım. Nelson'un adını ağzına alma bilmem ne. Ya biz neyse, belki yanlış konuşuyoruz mukayese etmekle. Sayısı dediğim gibi ya benim birinci şeyim, bir kere sayısı kalacak. Kesin kalsın. Ondan sonra da bir tane daha stoper. Bak bu çocuk sakatlandı ya, Talha Tayyip. Mesela o biraz daha çabuk adamdı, tamam mı? Mesela Samet'ten falan daha çabuk. Ben o bir de şeyi de aldılar. İstanbulspor'dan gelen çocuk var ya. Emre Can. Ya, o da çabuk adam. O biraz daha şey yapsa yani şeylerini daha dikkatli olsa biraz daha biraz şeyleri, tek hamleli bir oyuncu. Bravo, ama biraz daha akıllı oynasa mesela Saiz onun gibi olsa var ya, dünya karmasında oynar ya. Her tarafta oynar yani. Ki İngiltere'de de kaç 6 sene oynamış. Ben sayesinde ne Dünya Kupası'nda ne Beşiktaş'ta bireysel hatadan gol yedirdiğini görmedim. Çok akıllı, yer tutması ya, organize ediyor orta sahayı. Belki Konya maçında olsa, belki hani Mert hatalı bir gol yedi ama belki o topu bile vurdurmayacak. Hocam bu arada. Belki orada o aynı topu bile şut attırmayacaktı belki, yani biliyor Colin'in musun? Colin'in limiti yani. Sayısının olmadığı maçta ortaya çıkıyor. Şimdi mesela Galatasaray derbisinde Saïss da Omar Colli de iyi performans gösterdiler. Ama Konyaspor maçında 2-0 öne geçmişsin. Maçı çevrilmesinde savunma hataları. Tabii ki Mert'in büyük hatası var ama savunma da inanılmaz tabii hatalar. Ya belki yaptı. De Mert yani konsantre olamadı adam. Olabilir hocam. Ya, tabii canım, ben kaleci olsam. Hakkı da var bu arada. Çok iyi sezon ya, geçirdi. Yani. Ya ben onlarla uğraşmaktan, tamam mı, golü de yerim. Ya o bak, önündeki savunmayla uğraşırsa bir kaleci var ya. Konsantrasyonunu kaybedebilir. Çok kötü goller yer. Fiyasko olur yani. Bugün hocamla stoper konusunda uyumluyuz. Evet. Evet, uyumlusunuz ya, fark ettim. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ama ya herkes ya normalini söylüyoruz. Biz gördüklerimizi söylüyoruz. Ya bize uymayan da olur. Şey yapan tabii da olur. Olabilir. Fikri ama hocam. Ben olsam dediğim gibi bu stoperi de bilmiyorum. Ben seyretmedim. Aslında yani. Orta saha özellikleri de olan, defansif orta sahada oynayabilen bir stoper oyuncusu. Biraz Kaan Ayhan'a benzetiyorum o konuda.
farklı mevkilerde kullanabiliyorsunuz. Ama yine söylüyorum yani Sais olursa evet. Her transfer için olumlu konuşabiliriz. Sais benzerinde stoper getirirsen Amartey de olur. Koli de oynar. Koli oynuyor mesela. Evet. Kötü Koli... değil aslında sakar bir stoper ama bu sezon çok sakarlığını görmedik son maça kadar. O transfer mi kiralık mı Koli? Transfer olarak geldi hocam. Öyle mi? Şimdi Şenol Hoca şeyi Sais'i övdü. Şeyde basın toplantısında iyi dinledin. Yani şimdi evet. bir tane 6 numara alacak şey, seyirci ağzıyla konuşuyorum tamam mı? Yani dedi ki ben şimdi Hacı Ahmet'le şey, Salih yani çok defansif olarak çok iyi şeyler yaptılar ama esas görevleri o değildi. Ben onları oraya alıştırdım dedi yani öyle geniş şey konuşuyorum. Yani izleyici anlasın diye. Şimdi oraya bir tane 6 numara alacak ya istediklerinden bir tane sol bek dedi. Sol bek Umut'tan herhalde şeyi yok mu? Sağoku'yu çok ya iyi oynuyor. Bir tane de şey şimdi Muleka'nın durumu belli değil anladığım kadarıyla. Ha. Şey dedi geldi dedi antrenmana. Çıktı dedi ama ne verecek? Bir yani sanki ondan Yezal'ın yani bu antrenmanları kaldırabilir mi? Yani biraz yüklendiği zaman acaba... Durumuyla ilgili çok olumlu konuşmadı. Doğru aynı fikir. Değil mi? Evet. Yani öyle bir şeyler söyledi. Sanki oraya biraz da bir tane adam... Biraz bakmak lazım orada. O bir adam daha falan oraya alacaktı. Demek ki bir stoper, bir sol bek, bir orta saha. Bir de kanat oyuncusu. Biraz daha şekillenecek de bir kampta ama bu arada devam edin konuşmaya bir bilgi daha verelim. Redmond'a da cuma gününe kadar bir süre verildi. İşte. Yani onun da durumu cuma gününden sonra netleşecek. Evet. Eğer anlaşırlarsa da 2+1 yıllık bir sözleşme. Redmond'a bak şimdi. Redmond'da bu arada Arda'nın sözleşmesi 6+ yıllık sözleşme olacakmış. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi Redmond'ın iki yönlü oynaması çok önemli. Bir futbolcu iki yönlü oynamıyorsa benim için yani ne olursa olsun iki yönlü. Bekini de kovalayacak. O konuda Raşisa da çok değerli. Evet bravo. Ya iki yönlü oynayacak. Bek gidiyor şimdi 20 defa hücuma kalkıyor. Şaseboya kim ne o Ferdi bilmem ne arkadaş. Sen bunu kovalamadıysan iyi be ben durayım orada. Oh, ne kadar güzel. Ya öbürleri armut mu topluyor? Bir de hani diyor ki işte bu kademeye girsin. Kademeye girsin de orta sahadaki adam ne olacak? Orta saha buraya kademeye girdiği zaman orada bir eksiklik var. Bir boşluk oluyor. Tabii. Onun için de iki yönlü oynayan adam bak. Şimdi Şenol Hoca bunları yaptırdı takıma biliyor musun? Şimdi bunlardan bana göre vazgeçmez. Redmond çok önemli. Bir ama işte bu şey parası istemesi falan filan bilemiyorum tabii ne yaparlar ne ederler ama ben olsam Sais'le Redmond'u bir kere tutmadıktan sonra tutsam zaten şu anda kadro şeyi yok. Direkt oynar. İşte Beşiktaş'ın şeyi yok. Sonradan müdahale edeceği adam bir tek Necip var her tarafta. Evet, yedek oyuncu. Yani başkası da yok. Sıkıntısı da var. Geri gitmiş. Evet. Yani orada bir sıkıntı var. Şimdi orada herhalde mutlaka alırlar. Beşiktaş ama Beşiktaş yani yönetimi de iyi şeyler yapıyor ya. Bana göre halledecekler. Bence daha dar imkanlarla fena işler yapmadılar geçen sezonda. Evet. Evet şimdi bir Trabzonspor'a geçeceğim. Sonra takımları sorularınızla birlikte yine baştan sona konuşuruz. Hemen Trabzonspor'un yeni transferlerinden Osh için açıklamaları var bir getirelim ekranlara.